Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifi böyle kat kat katmer poğaça yapacağız. Çok farklı ve çok güzel olacak. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Evimizdeki klasik bardaklarla 2 su bardağı sütü biraz ısıttım, ılık hale getirdim. Derince kabımın içerisine alıyorum. Evimizdeki klasik bardaklarla 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurtanın akı, sarısı üzeri için ayırdım. Kenarda bekliyor. Tam sarısını alın. Daha güzel böyle üzerine kızarması için. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker, tuz ve unu karıştırdıktan sonra ilave edeceğim. Öncelikle mayayı güzelce içerisinde eriteyim. Katmer poğaça birçok kez paylaştım. Bu da farklı bir şekliyle. Böyle börek lezzetli bir poğaça olacak. Sizi uğraştırmayacak. Çok da kolay. Bu eledim. Unun miktarını size sonunda söyleyeceğim. Şimdi ben yavaş yavaş katıp ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur elde ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuzu katıp elimle güzelce hamuru yoğuruyorum. Ununuzu yavaş yavaş ilave etmeyi unutmayın. Muhakkak yavaş ilave edin. Birden katarsanız hamurunuz katı olur ve istediğiniz gibi böyle yumuşacık bir poğaça elde edemezsiniz. Hamuru biraz toparladım. Ellerimle güzelce yıkadım. Şimdi masamın üzerine biraz un serpip hamuru burada yoğurmaya devam edeceğim. Hamurunuzu en az 2 dakika boyunca kesin yoğurup daha kaliteli sonuç alırsınız. Her hamur yoğurmamda bunu tekrarlıyorum. Toplamda 6 su bardağından böyle bir 2 yemek kaşığı fazlasında un gitti. Hemen hemen 1 yemek kaşığı da burada var. Yani ben 6,5 su bardağı un almıştım yanıma. 1 yemek kaşığı kaldı. Şimdi bunu da böyle ara ara elime yapışırsa şu şekilde serpip hamurumu 2 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru yeterince yoğurdum. Olması gereken kıvam bu. Bakar mısınız şu güzelliği arkadaşlar? Harika bir hamur oldu. Böyle elime yapışmayan ama yumuşacık bir hamur. Tekrar kabımı alıyorum. İçerisine bir miktar şöyle un serpip hamur iki kat olana kadar mayalandırıyorum. Üzerine streç film sararsanız daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Hamuru bir saat kadar dinlendirdim. Çok sıcak bir ortam olmadığı için böyle aşırı derecede kabarmadı ama yeterli. Evet, şöyle koyuyorum. Tekrardan şöyle toparlayacağım. Sıcak bir ortamda olursa daha güzel mayalanacaktır. Hamuru 4'e bölüyorum. Yuvarlayıp bezi haline getiriyorum. Şöyle kenara biraz un serpip alayım. Böyle çok küçük hamurlar yapmıyoruz. 2 taneyi üst üste koyup rulo yapacağız. Hemen bir tanesini alayım. Biraz un serpip merdane ile açıyorum. Dediğim gibi hemen hemen bir 40 santim, 50 santim çapında açacağım. Çok aşırı olmadan arada un serpin. Bu poğaçanın diğer adı da kare poğaça. Böyle börek gibi bir lezzeti var. Tamamdır. Bu kadar açıldığı yeterli. Bunu şimdi beslerdiğim örtünün üzerine alacağım. Hemen o kenarda beklerken diğerini de açayım. İlk başta böyle unlayın. Sonrasında çok aşırı unlamıyoruz. Açtım. Bu kadar yeterli. Hemen hemen 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağını erittim. İçerisine şöyle çeyrek su bardağı kadar, yarım su bardağı ortalama sıvı yağ ilave edip güzelce yağlıyorum. Şöyle bolca. Bu yağı hepsine yetireceğim. Arasına böyle bolca koyun.
İlk önce iki tanesini yapın. Kenarda beklerken diğerini yaparsınız. O bekleme aşaması diğeri için yeterli oluyor. Hepsini aynı anda yapmaya çalışmayın. Hemen diğer hamuru üzerine doğru kapatıyorum. Biraz şöyle çekiştirerek. Şu şekilde elimle eşitliyorum, yapıştırıyorum biraz. Tekrar bu kata yağ sürüyorum. Böyle aşırı yağ değil aslında. Toplasanız bir su bardağı anca yağ gidiyor. Tamamdır. Şimdi şu uç kısımdan başlayıp hafif çeke çeke rulo yapıyorum. Şu kenarları da genişleteyim. Üzerine doğru kapatıyorum. Şimdi dört parmak aralıklarda hamurumu kesiyorum. Un serdiğim tepsinin içerisine yanlamasına şöyle alıyorum. İçindeki yağlar çıktı. Bu gayet normal. Hamuru dinlendirdim. Şimdi bir tane alıp tekrar üstünü örtüyorum. Mutlaka üzerini örtün. Şöyle birazcık un serpip yanlamasına doğru açıyorum. Böyle çok aşırı derecede de ezmeyin. İçerisinde yağ olduğu için böyle yapışması normal. Yeterli. İçerisine evde beyaz peynirim vardı. Birazcık da kaşar rendeledim. Bu şekilde üstüne doğru atıyorum. Birbirine yapıştırıyorum. Tam üstüne doğru atmıyorum. Bu şekilde hazırlayacağım. İlk başta biraz un kullanın. Böyle hamurunuzun yapışması gayet normal. Orta kısmına peyniri koyuyorum. Bu şekilde çok aşırı üst üste bindirmeden kapatıyorum. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şöyle hafif aralıklarla diziyorum. Hafif aralıklı olması yeterli. Muhakkak tepsi mayasında yarım saat dinlendirin arkadaşlar. Bu aşama çok önemli. Çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Bence harika. Hemen tepsiye alıp üzerine şöyle temiz bir bezi örtüyorum. Yarım saat boyunca bu şekilde dinlendirip sonra yumurta sarısını sürüp fırınlayacağım. Güzel mayalanmamış mı arkadaşlar? Bakar mısınız? Ben hemen bir saat kadar mayalandırdım. Çekimini yaparken biraz beklemek zorunda kaldı. Sizler de zamanınız varsa bence böyle bir saat bekletin. Çok daha güzel olacaktır. Çünkü mayalandırma tepside bu böyle poğaça için çok önemli. Eğer ki mayalandırmazsanız içi hamur kalır. Ona çok dikkat edin. Lütfen muhakkak mayalandırın. Şimdi üzerine ayırdığım yumurtanın sarısını çırptım. Hiçbir şey sürmedim içine. Üzerine sürüyorum. İster üzerine susam, ister çörek serpebilirsiniz. Ben şöyle evde siyah çörek, siyah haşhaş vardı. Ondan ilave etmek istedim. Değişiklik olsun diye. Birkaç tane de siyah çörek bırakıyorum.
önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında dikkatlice pişiriyorum. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre pişirin. Poğaçayı fırından çıkardım. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel kabardı. Çok çok da pişti. Böyle çok aşırı yüksekte pişirmeyin ve yumuşacık. Bakar mısınız? İçine doğru geçiyor. Müthiş bir katmer poğaça daha. Hemen şöyle bir tanesini alayım. Bir saattir falan da dinlendiriyordum. Yumuşacık olmuş. Harika gözükmüyor mu? Ben şöyle iki koparıp size ayrıntılı gösterip videomu bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videonun yorum kısmına 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.